Merhaba, ben Gülbahar Bülen. Bugün zeytin kuruyoruz. Zeytinlerimi ayırdım. Yeşil, siyah. Bu da alacalı olanlar. Bunları çizme makinesiyle, küçük elde pratik bir şey, bununla kesiyorum. Bunu bana gelinim almıştı. Çok da güzel bir şey. Tavsiye ederim bulabilirseniz. İnternette vardır büyük ihtimalle. Zeytinlerimi güzelce yıkadım. Kavanoza dolduruyorum. Üzerine de su ekleyeceğim. Bunun suyunu her gün değiştireceğim. 10 gün boyunca ancak tatlanıyor. Tatlandıktan sonra tuzlu su koyup yemeye hazır olacak. Kırdığımız zeytini tatlandırmadan direkt tuzlu su koyarsak bu şekilde de uzun süre kalıyor. Bu da kırmadan yaptığım zeytin. Bunu istediğim zaman çıkartıp kırabiliyorum veya yaza kadar kalıyor. Kendince tatlanıyor. Tatlanmadığı zaman tatlandırarak yiyebiliyoruz. Bunu 5 kiloluk pet şişeye koydum. Üzerine de tuzlu su koyuyorum ve ağzını kapatıyorum. Bu şekilde uzun süre kalıyor. 1 sene kalabiliyor. Hiçbir şey olmadı. Tuzlu su yapıyorum. Tuzu eritiyorum. Suyu da arıtmadan aldım. Üzerine yumurtayı koyduğum zaman havaya kalkıyorsa tuzu tamam demektir. Yumurta su yumurtayı kaldırdı. Artık bunu ben zeytine boşaltacağım. İki çay kaşığı limon tuzu koyuyorum ve üzerine suyu da dolduruyorum. Ağzını kapatıp kaldıracağım. Siyah zeytinimi kuruyorum. Kaya tuzu aldım ve bu 10 kiloluk bidon 2 çay bardağı kaya tuzundan koyuyorum. 5 kiloluk bidona 1 çay bardağı koyuyoruz. Buna 10 kiloluk olduğu için 2 çay bardağı koydum. Ağzını kapatıyorum. Bidonun ağzını kapattıktan sonra içindeki tuzu her gün bu şekilde sallayarak zeytinin olmasını sağlıyoruz. Bu zeytin 2 veya 3 ayda oluyor.
Ben kullanmayacağım zaman ağzını hiç açmıyorum. İçinde kalıyor. Zeytinlerimi hazırladım. Artık kendince olmasını bekleyeceğim. Afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.